Bu bizim ilk sempozyumumuz ama aynı zamanda Türkiye'de de ilk anne ruh sağlığı, anne bebek ruh sağlığı sempozyumu. Bir güzelliği daha var tabii ki. Normalde biz bunu planladığımız şekilde bu hafta anne bebek ruh sağlığı haftası dolayısıyla sadece kısıtlı bir alanda ve belki öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizin ağırlıklı olduğu bir ortamda yapacaktık ama karantina günlerinin güzel taraflarından bir tanesi artık online iletişimi daha çok kullanır olduk ve böyle güzel bir imkan sağlandı bize ve pek çok insana ulaşabileceğimize özellikle evlerinde küçük bebekleriyle olan ya da bir bebek bekleyen annelerimizin, babalarımızın, onların yakındaki insanların da bizleri izleyebilecek olması bizi çok heyecanlandırıyor, mutlu ediyor. Akşama kadar sürecek bir programımız var. İsterseniz hani ben biraz da bu anne bebek ruh sağlığı farkındalık haftasından bahsedeyim. Ben kendi pratiğimde yaklaşık bir 15 yıldır anne bebek ruh sağlığı konusunda çalışan bir insanım ve Türkiye'den de çok istekli, heyecanlı, gönüllü bir ekiple birlikte çalışıyoruz. Daha önce çalışmalarıma Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde çalışırken orada da yine bir ilk olan Kadın Ruh Sağlığı Merkezi ekibiyle birlikte sürdürüyorduk ve biz bu anne ve bebek ruh sağlığı ile ilgili çalışmaları aslında uluslararası ortamlarda ülkemizi temsil ederek de yapıyoruz ve bu senede Üsküdar Üniversitesi bünyesinde açılan Anne ve Bebek Ruh Sağlığı Uygulama Araştırma Merkezi ile bu aktivitelere katılmış bulunuyoruz ve tüm dünyada aslında bu hafta etkinliklerle gündeme geliyor. Şu anda bu hafta içerisinde tüm dünyada değişik ülkelerde anneler ve bebeklerinin ruh sağlığı konuşuluyor. Biz de eş zamanlı olarak Türkiye'de bu aktiviteleri sürdürüyoruz. Şu haritayı sizinle paylaşmak istiyorum. Bu haritada gördüğünüz gibi bu aktiviteler ilk olarak aslında uluslararası düzeyde pek çok insanın katılımıyla ilk olarak 2016 yılında örgütlü bir şekilde başladı. Ve o zaman 12 ülkeden temsilciler katılıyordu ve Türkiye'yi görüyorsunuz böyle ortada kırmızı çok güzel bir şekilde. Biz o zaman da bu aktiviteler içerisindeydik. Yani dünyada bu konular gündeme gelirken, farkındalık oluşturulmaya çalışırken biz de bu uluslararası ekibin içerisindeydik Türkiye ekibi olarak. Ve şimdi o zaman 12 ülkenin içerisinde yer alırken şimdi 2020 yılında görüyorsunuz 39 ülkeden 155 global partnerin katıldığı ve oldukça yaygın hale gelen pek çok ülkede artık daha çok dillendirilen, daha çok farkına varılan bir konu olarak bu hafta gündeme geliyor. Anne ve bebek ruh sağlığı gündeme geliyor ve 39 ülkenin içerisinde Türkiye'yi şu anda Üsküdar Üniversitesi Anne Bebek Ruh Sağlığı Uygulama Araştırma Merkezi olarak biz de temsil ediyoruz. İsterseniz kısaca ben Anne ve Bebek Ruh Sağlığı Merkezimizden de bahsedeyim. Çünkü bu Anne Bebek Ruh Sağlığı Merkezi'nin ekibin 2019'da resmi olarak kurulmasıyla birlikte aslında güzel bir açılış yaptık. Üniversitemizin açılış töreninde İngiltere'de özellikle anne bebek ruh sağlığı konusunda sağlık politikalarına, sosyal politikalara yön vermiş bir isim Alain Gregoire ve Fransa'dan şimdi İsviçre'de çalışan ve bizim de konuşmacılarımız arasında öğlenden sonra yer almış olacak Oğuz Omay da bizimle birlikteydiler ve ilk toplantımızı onlarla yaptık. Kendi tecrübelerini aktardılar, neler yapılabildiğini, karşılaştıkları zorlukları ve aslında Nevzat Hocam'ın da bahsettiği gibi çok farkında olunmayan bu çok önemli konu için özellikle çaba sarf edilmesi gerektiği, farkındalık oluşturulması gerektiği şeklinde bize kendi bilgilerini, tecrübelerini paylaştılar. Alain Gregoire aynı zamanda uluslararası birliklerin de bir araya gelmesinde öncü ve şu anda dünyada yetkin insanlardan bir tanesi. Ve bizim ilk toplantımızı onunla yapmamız, onun tecrübelerini paylaşması, Oğuz Hoca'nın bize önderlik etmesi bunlar bizim için çok değerli şeyler ve kendilerine teşekkür ediyorum. Ve biz tabii ki gördüğünüz gibi burada geniş bir ekibiz. Sadece ruh sağlığı ve hastalıklar uzmanı olan kişiler yok. Çocuk gelişimci, psikolog, kadın doğum uzmanı, ebe, sosyal hizmet uzmanı, çocuk psikiyatristi yani bu alanda çalışan anne ve bebeğe dokunan herkesin dahil olduğu bir sistemde çalışıyoruz ki zaten böyle olması gerekiyor. Birlikte çalışmamız, birlikte yol almamız gerekiyor. Ve hani neden bunları yapmamız gerektiğini birazdan çok detaylı söyleyeceğim. Ama ondan önce hani sunum planımı size bahsedeyim. Yaklaşık bir saatlik bir sürem var ve bu sürede sunumu kabaca ikiye bölmüş durumdayım. Önce anne ruh sağlığı neden önemlidir?
anne ruh sağlığını iyileştirmek için neler yapılabilir? Bunun üzerine odaklanacağım. Daha sonra da tabii ki zor zamanlarda annelere destek temamız ve gerçekten zor zamanlar, önemli bir dönüm noktası içerisindeyiz ve bu süreçte pek çok insanın etkilenmesi söz konusuyken, özellikle bir bebek planı olan, bebek sahibi olmayı arzu eden, gebe olan, doğum sonrası süreçte olan, doğum sonrası ilk 3 yılda olan annelerimiz, babalarımız ve onların çevresindeki insanlar ne tür zorluklar yaşıyorlar ve bunların üstesinden nasıl gelebilirler? Günümüzün teması ile ilgili olarak da sunumumun ikinci kısmını buraya aktarmak istiyorum. Şimdi anne ruh sağlığı neden önemlidir sorusuna şöyle cevap verecek olursak aslında çok basit bir şekilde şunu söyleyebilirim. Herkesin bir annesi var. Yani çok anlaşılabilir aslında ve çok da makul geliyor ben bunu söylediğim zaman. Yani herkesin bir annesi olduğuna göre annenin de bebek üzerindeki etkilerini düşünürsek önemli. Çünkü herkes annesinin karnında annesinin duygularından, ruhsal durumundan, üzüntüsünden, endişesinden, sevincinden etkilendi. Herkes annesinin karnında aslında annesinin bu duygusal durumunun etkisiyle bir şekilde geleceğe yönelik bir programlamaya dahil oldu. Anne karnında çünkü bizim geleceğe yönelik durumumuz, ruh sağlığımız, beden sağlığımız bir anlamda programlanıyor ve zemin taşları oturuyor. Ve bu esnada aslında annemiz üzüldüğünde, annemiz sevindiğinde, annemiz öfkelendiğinde, anne karnında olan bir bebek halindeyken bundan etkilendik ve geleceğimiz aslında onun duygularıyla ve onun beslenmesiyle de şekillendi. Ve sonra doğan bir çocuk olarak düşünürsek, hani annemizin duyguları bizim kişiliğimizi şekillendirdiği, olaylara tepki biçimimizi şekillendirdi ve biz dünyayı annemiz aracılığıyla, büyük ölçüde annemiz aracılığıyla anladık. Dünyaya güvendik ya da güvenemedik ve bu bizim ilerideki ilişkilerimizi, etkileşimlerimizi, olaylara tepki verme biçimimizi ve hastalıklarımızı ve sağlığımızı etkiledi. Bunların hepsine baktığımızda tabii ki herkesin bir annesi olduğuna göre ve anneyle bu kadar yakın iletişimde ve etkileşimde olduğumuza göre anne ruh sağlığı önemli diyeceğim. Şimdi belki hani bu sempozyumu evlerinde izleyen annelerin yanında olan çocuklar, gençler bir kulak kabartmış olabilirler. Hani böyle bir annem, babam bugün bir sempozyuma katılıyormuş. Güzel güzel elbiseler giydiler, pijamaları falan çıkardılar ve bize dediler ki bugün bir sempozyum var, bize dokunmayın, çok önemli şeyler dinleyeceğiz. Çocuklar muhtemelen nedir ki bu sempozyum deyip kulak kabarttılar ve beni dinlerken şöyle dediler. Bu da soru mu? Tabii ki önemli. Tabii ki anneler çocuklar için çok önemli. Yani tabii ki anne üzülünce çocuk da etkileniyor. Yani bunu niye bunun için bir sempozyum yapıyor ki bu büyükler diye düşündüler muhtemelen. Ama maalesef gençler, çocuklar, sizler hani daha ne diyelim hemen anlayabiliyorsunuz ve tamam diyebiliyorsunuz ama erişkinlerin dünyası böyle olmuyor. Erişkinleri ikna etmek biraz zor oluyor ve biraz erişkinler şey istiyorlar. Bana sayı getirin, veri getirin, araştırma getirin. Öyle önemli demekle olmuyor, hissetmekle olmuyor diyorlar. Ben de o zaman erişkinlere yönelik ve biraz ikna edilmesi zor bir grupla devam ederek, çünkü ikna edilmesi zor derken birazcık da hani azıcık da takılıyorum büyüklerimize. Çünkü biz yıllardır anlatmaya çalışıyoruz, farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz ama yapılacak çok iş var. Çok önemli şeyler yapılıyor tamam ama sanki ruh sağlığı biraz geri planda kalıyor anne ve bebek konusunda. Sanki bedensel sağlık daha iyi durumda yapılan iyileştirmelerde ve biz bu iyileştirmeler yapacak insanlara hep birlikte çalışarak bir şeylerin daha iyi olması gerektiğini anlatmak istiyoruz. Onun için de ben hani bir şekilde bu iyileştirmelerde etkin olacak, rol sahibi olacak. Dediğim gibi değişik meslek gruplarının da bu işe birlikte hadi sarılalım, bu anneler ve bebekler için bir şeyler yapalım demeleri için biraz ikna çalışmaları yapacağım şimdi. Ve umarım sunumun bir sonrasında artık evet, anne ruh sağlığı önemli, bebek ruh sağlığı önemli. Hadi birlikte çalışalım, neler yapılabilir diye bana soracaksınız ve ben ondan sonra devam edeceğim. Şimdi ikna çalışmalarımda tabii ki sayısal veriler çok önemli. Ve yapılan araştırmalar şunu gösteriyor arkadaşlar. Her 5 kadından bir tanesi gebelik ya da doğum sonrası dönemde bir ruhsal bozukluk yaşıyor. Ve sanki bu gebelik ya da doğum sonrası dönemde ruhsal bozukluk deyince hani çok popüler bir isim olarak doğum sonrası depresyonu aklınıza gelebilir. Tabii ki o çok önemli bir yer kazanıyor ama bakalım sadece doğum sonu depresyonu mu? Bir de rakamsal olarak karşılaştırmanız için şöyle bir örnek vereyim. Hani çok üzerinde çalışılan
farkındalık oluşturulmaya çalışılan önleyici yaklaşımlar ve tedavi boyutunda çok ilerleme sağlanmış olan meme kanserinin oranı ne biliyor musunuz arkadaşlar? 8 kadında bir tanesi. Ve 8 kadında bir tane görülen meme kanseri için şu anda ki buna çok mutluyum, çok önemli gelişmeler, farkındalık oluşması çok önemli. Ama maalesef 5 kadından birinde ülkeye göre değişiyor, topluma göre değişiyor bu oranlar ama ortalama olarak ortaya çıkan böyle bir rahatsızlık için hani yeterince çaba sarf edilmiyor ya da demiyoruz bilmiyorum ama hani sanki böyle bir sıkıntı var gibi görünüyor. Hani demiştim ya sadece doğum sonu depresyon değil. Mesela ben bu başlıkları böyle tek tek geçeceğim. Hani orada sessiz, farkında olmadan acı çeken bir insan grubu var. Bir anne, annenin yanında baba ve belki onun yakınları, sevdikleri. Kısırlık ya da infertilite tedavi sürecinde olan annelerimiz mesela. Bunlar bir sürü işleme maruz kalıyorlar. İşte o süreçte yumurtalar toplanıyor, iğneler yapılıyor. İşte döllenme oluyor, aşılanma oluyor. Sonra sonuçlar çıkıyor. Bazen hayal kırıklığı oluyor. 4, 5, 6. Bazen mutlu son olabiliyor. Mutlu sonda da tabii kıymetli gebelik, kıymetli bebek. O süreçlerin hepsi aslında çok yıpratıcı ve çok zorlayıcı. Bazen bu güzel bir sonla devam edebiliyor. Bazen bu kadar çabaya rağmen amaç gerçekleşemeyebiliyor ve insanlar çok üzülebiliyorlar. Bu anneler ve bu annelerin yanındaki babalar özellikle risk altında ve özellikle desteğe ihtiyacı olan grup. Tabii başka bir grup mesela gebeliklerin aslında çok önemli bir oran bu da. %20 ile 25'i düşük ya da ölü doğumla sonuçlanıyor. Belki düşükler tekrarlayan düşükler olduğunda özellikle anne ve babalar için sıkıntı oluşturabiliyor. Ama ölü doğumlar ya da sakatlığı olan bizim malformasyon dediğimiz hani hayatla bağdaşması zor bir organ gelişimi olan ve karnında bunu muhafaza etmek ya da doğurmak durumunda olan ya da sonlanmasını gerektiren bir tıbbi durum olduğunda bu acıyla yüzleşen annelerimiz de var. Bu çok zor bir şey. Hani bebeğinizin o anda hayatının sonlanmasına karar vermek ya da sorunlu olabileceği, hayatla bağdaşmasının zor olduğu bir durumda onun canlılığının devam etmesine karar vermek ve bu süreçler gerçekten sıkıntılı olabiliyor ve kayıplar sonrası da yas annelerimizde ve babalarımızda çok önemli bir sorun haline gelebiliyor. Ve depresyon aslında yine burada gözden kaçan, sessizce acı çeken insanların yaşadıkları bir durum olabiliyor. Prematür çocuk doğurmak, yeni doğan bu yoğun bakım ünitesi, az önce Nevzat Hoca da söyledi eskiden yoğun bakıma mikrop kapar düşüncesiyle anneler alınmıyordu. Şimdi o bebeklerin aslında en çok ihtiyacı olan şeyin anneler olduğu, annelerinin teni, annelerinin kokusu olduğunu daha çok fark ettiğimiz günlerdeyiz ve hani o yoğun bakım ünitesinde bazen aylarca bebek kalabiliyor ve aylarca kapıda belli sıralarla, belli sürelerle görüşebilen, görebilen anne ve babalar bekleyebiliyor. Bu onlar için gerçekten zor, gerçekten yorucu bir durum ve ruh sağlığının olumsuz etkilenmesi ya da ruh sağlığına desteğin ihtiyacının daha çok arttığı aşikar bir şey, bunu bilebiliyoruz. Tabii bir de doğum korkusu ve doğum travması dediğimiz bir durum var. Bakın ne kadar önemli bir oran, %40'ı ve muhtemelen sezaryenlerin büyük bir kısmı aslında bu doğum korkusuyla bağlantılı. Ülkemizde sezaryen oranları çok yüksek ve bu doğum korkusu bir anlamda annelerin o doğum travmasından kaçmak için tercihlerinden birisi olabilir ve %40 aslında azımsanmayacak bir oran ve bu anlamda bizim hani uluslararası ortamda da tabii ki doğum korkusu olan insanlar var ama hani bu doğum travmasını nasıl azaltabiliriz? Anneleri nasıl daha rahat doğuma yönlendirebiliriz. Tabii ki bu noktada ebelerimizin çok önemli rolü var. Ebelerimizin çok daha aktif olması ve aktif olmalarına sağlanması gerekiyor ve annelere önemli desteklerinin olduğunu biliyoruz. Bu anlamda doğum travması konusunda ebelerimizden özellikle destek almamız gerekiyor. Tabii bu grupları düşünürsek hani gelelim doğum sonu kısımlarına. Doğum sonu kısmı dediğimizde sadece doğum sonu depresyonu yok. Doğum sonu depresyonu çok önemli. Ama bakın şu tablo çok güzel gösteriyor. İngilizce olması sizin dikkatinizi dağıtmasın. Tablonun sol tarafında, bana göre sol tarafında gebelik sırasındaki haftalar, sağ tarafında da doğumdan sonraki haftalar ve doğum sonrası psikoz dediğimiz bir tablo. Bu annenin gerçekle bağlantısının koptuğu, bazen
gerçek dışı düşüncelere sahip olduğu, bazen gerçekle bağdaşmayan davranışlar sergilediği bir tablo çok nadir görülüyor. Ama çok dramatik sonuçlar oluyor çünkü anne bebeğine iyilik yapmak, yani bebeğini korumak adına bebeğine zarar verebiliyor. Ve bazen bebeğin ölümüyle sonuçlanabiliyor infantisit dediğimiz durumlar. Çok dramatik. Hatta şu an size söylerken bile çok içimin acıdığı bir tablo çünkü hani bir bebeğin böyle dramatik bir şekilde annesi tarafından böyle bir şeye maruz kalması çok üzücü bir şey. Ama bu anneler tedavi olduklarında inanın çok daha farklı oluyor. Ve bu anneler tedavi olduklarında süreç çok 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 farklı işliyor. Annelerin şefkatini, sevgisini çok daha farklı bir şekilde hissedebiliyoruz. Ama anne hasta olduğunda maalesef bunu sağlayamayabiliyor ve böyle dramatik sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Ve bunun riski doğumdan sonraki haftalarda ne kadar yüksek ve dikkat edin özellikle doğumdan sonraki ilk 5 hafta ama en fazla da ilk 2 hafta içerisinde oranın ne kadar yüksek olduğunu dikkat edin. Tabii ki doğum sonrasında böyle yüksek olmasının sebepleri var. Onlara çok detaylı girmeyeceğim. Bu da yine bir çalışmada hani erişkinlerimizi, büyüklerimizi ikna etme çalışmalarını sürdürüyorum ya. Bu da yine bir 2009 yılında yapılmış bir çalışma. Ve şeye bakmışlar hani doğum sonrası daha doğrusu annelerde görülebilecek ruhsal bozukluklara bakmışlar. Ve hani gebelikte doğum sonrasından itibaren kaçıncı haftada hangi hastalıklar daha çok görülüyor diye. Bir kere doğum sonrasında oranların arttığına özellikle dikkatinizi çekiyorum. Bakın şurada hepsi pik yapıyorlar ama mesela madde kullanımı bozukluğu, kişilik bozuklukları, davranış bozuklukları, uyum bozuklukları şöyle biraz artmakla birlikte daha nispeten %5'lerde, %3'lerde kalıyor. Ama iki hastalık var ki bunlardan bir tanesi şizofreni benzeri, şizofreni grubundaki bozukluklar. Bir tanesi de bipolar afektif bozukluk dediğimiz grup. Ki bizi şu anda bipolar afektif bozukluğu olan ya da daha önce şizofreni benzeri durumlarla ya da şizofreni nedeniyle tedavi sürecinde olan ve şimdi bir bebek sahibi olmak isteyen ya da bir bebek sahibi olan, belki ikinci bebeklerine sahip olmak isteyen annelerimizin de dinlediğini biliyorum ve özellikle bu konulara anlamak istiyorlar, uygun şeyler yapmak istiyorlar ve bu nedenle de annelerimizin çok dikkatli dinlediğini düşünüyorum. Şu bipolar afektif bozukluk dediğimiz hastalık genelde iki uçta seyreden, yani ya çok coşkulu ya çok içine kapanık, çok üzgün ruhsal durumun ataklar halinde geldiği bir hastalık ve bu tedaviyle tamamıyla düzelebilen, ilaç tedavisi devam ettiği sürece de kontrol altında olabilen bir hastalık. Ama bakın şurada özellikle gün olarak düşünün. Bebeğin doğduğundan itibaren geçen günleri düşünürseniz ilk 25. günde hatta ilk 50 gündeki hani şu ilk 40 günün ne kadar önemli olduğunu tekrar burada hep birlikte görebiliyoruz. Bizim toplumumuzda da kültürümüzde de biliyorsunuz ilk 40 gün anneye çok dikkat edilir. Bu hastalıklar konusunda hassasiyeti çok iyi bilinir. Bunun temeli de zaten tecrübeyle ortaya konmuş bir şey muhtemelen. Ve bakın bu bipolar afektif bozukluk için riskin ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz. Doğum sonrası dönemde. Hani burada risk yüksek derken benim bu uyarılarım aslında riski ne kadar azaltabiliriz? İlaç tedavisini uygun bir şekilde nasıl verebiliriz? Annelerimizin bu dönemde hastalanmaması için nasıl destek alabiliriz de bilmemiz açısından. Bu ayrı bir konu, belki ayrı bir sempozyum konusu olabilir tedavi durumu ama tedavinin mutlaka olması gerektiği, annelerimizin bu dönemde özellikle dikkatli bir şekilde korunması, desteklenmesi, tedaviye yönlendirilmesi ve tedavisiz kalmaması gerektiğini söylüyorum. Yani bir bebek de söz konusu olsa dahi aman bebeğe dokunur, aman sen süt ver, dişini sık ya da geçer bekle bak iyisin gebeyken iyiydin, doğum sonrasında da iyiydin deyip geçirmememiz gerekiyor ve doğum sonrasında annelerimize mutlaka mutlaka bu dönemde o hassasiyeti fark ederek yardımcı olmamız gerekiyor. Şizofreni benzeri ya da şizofreni durumu ve bipolar afektif bozukluk öyküsü olan ya da ilk defa atak geçirme riski olan annelerimiz için bu dönemin hassasiyetini özellikle söylüyorum. Ve bakın oranlar hani %1 falan değil. Dikkat edin. Bipolar afektif bozukluk için hep birlikte görüyoruz bakın. Kaç tane doğum yapmış annenin yüzde neredeyse %20'ye yakını bu şekilde bir rahatsızlık yaşayabiliyor doğumdan sonra. Yani riskin ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz. Ve şizofreni içinde yine sayı daha az olmakla birlikte yine oranların hani kişi sayısına kıyaslarsak çok ciddi kayda değer olduğunu
görebiliyoruz ve doğum sonrası ve gebeliğin aslında bu riski ne kadar arttırdığını fark ediyoruz. İlaç tedavisi altında olsa bile bu riskin olduğunu görebiliyoruz. Bu çok güzel bir çalışma. Şöyle yapmışlar, bizim bipolar bozuklukta kullandığımız lityum denilen ve hani atakları önleyen bir ilacı kullanan ve gebe olan annelerle bu ilacı kullanıp gebe olmayan anneleri 9 ay boyunca karşılaştırmışlar önce. Aslında iki grupta da hani lityum kullanıyorlar. Birisi gebe, birisi gebe değil. Sorun yok, hastalık kontrol altında ama tabii ki hastalığın doğası gereği ataklar ortaya çıkabiliyor. Şurası da iyi kalan kişilerin sayısı. Yani gittikçe şu sayının artması, düşmesi hastalanmayı gösteriyor. Ve aslında ikisi de ilaç kullanmaktayken gebe olup doğum yapanlar bakın iyilik oranları çok düşüyor. Ve gebe olmayanların devam ediyor. Hani gebeliğin ve doğum sonrasının aslında ruhsal hastalıklar açısından ne kadar tetikleyici, ne kadar zorlaştırıcı, ne kadar kolaylaştırıcı gündeme getirici olduğunu görmek açısından söylüyorum. Yani gebelik ve doğum sonrasının hani mevcut duruma ekstra katkısını, ekstra tetikleyici olduğunu, ekstra zorlaştırıcı olduğunu bir bebek sahibi olmanın hem hormonal açıdan hem bebeğin ihtiyaçları açısından hem uyku düzeni açısından hem değişik ilişkiler açısından kolaylaştırıcı ve tetikleyici olduğunu özellikle gündeme getirmek istiyorum. Yani demek istiyorum ki annelerimize gebelikte ve doğum sonrası süreçte, gebeliğe hazırlanan yolda ve doğum sonrası ilk 3 yılda özellikle dikkat edelim. Özellikle ruh sağlıklarını koruyalım. Özellikle hastalanmamaları için elimizden geleni yapalım. Çünkü bu dönemde annelerimizin ve annelerimizin yakındaki insanların bu hassasiyeti çok iyi bilmesi ve ona göre davranması gerekiyor. Niye? Ona da geleceğim tabii ki. Niye böyle düşünüyoruz? Bakın şu tabloyu da ben çok seviyorum ve çok güzel gösteriyor aslında durumu. Şimdi annelere hani ne oluyor hamilelikle birlikte? Annenin başına gelebilecek şeyler neler sağlık sorunu olarak diye düşünüyoruz. Ve hani tansiyon yüksekliği, erken doğum, şeker hastalığı, eklempsi dediğimiz bu bacakların şişmesi, tansiyonun yükselmesi, hani su zehirlenmesi falan da diyorlar zannedersem halk arasında. Ve belki de annenin eşinin erken ayrılması, anne karnında gelişme geriliği gibi hani gebelikte olabilecek durumlara bakmışlar ve çok 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 ilginç. Bunu çok önemsiyorum çünkü bakın depresyon oranı %12'lerde ki bu %12'ler aslında bizim ülkemizde çok daha yüksek. Az gelişmiş ülkelerde, kaynakları kısıtlı ülkelerde daha yüksek. Tansiyonu hani tansiyon yüksekliği %5'lerde, erken doğum %3'lerde, şeker hastalığı %2'lerde, eklemsi dediğimiz durum %2'lerde, gelişme geriliği yine %1'lerde, annenin eşinin erken ayrılması yine %1-2 arasında. Ama gebelik takiplerinde, doğum izlemlerinde bunların hangisine bakılıyor arkadaşlar? En yüksek olan depresyona bakılıyor mu? Siz hiç gebelik takibine gittiğinizde doktorunuz, ebeniz ya da orada çalışan birisi size ruhsal durumunuz hakkında özellikle soru sordum. Hani kilonuza bakılıyor, tansiyonunuza bakılıyor, kan değerlerinize bakılıyor ve bebeğin izlemi yapılıyor. Her şey yolunda mı? Gereken vitaminler alıyor musunuz diyorlar. Mesela tansiyon yüksekliğinden çok korkuluyor, şekerin yükselmesinden çok korkuluyor. Bebekte bir gelişme gerilim var mı? Bunlardan çok konuşuluyor ama gebe ya da doğum sonrası olan dönemde annelere maalesef hani nasılsın, iyi misin? Ruhsal durumun nasılla ilgili bir tarama testi yapılmıyor, bir soru sorulmuyor ya da sorulsa da hani formalite icabı oluyor. Yani bir kayıt sisteminde bu annenin ruhsal durumunu değerlendirecek bir biyolojik ölçüt yok, kullanılan bir kriter yok sonuçta. Peki şöyle düşünün, mesela majör depresyonu olan bir anne, üzüntüsü var, sıkıntısı var, endişesi var, mutsuz, keyifsiz, hayattan zevk alamıyor, hiçbir şey yapmak istemiyor. Bebeğine karşı ümitli ve geleceğe karşı ümitli değil. Ve biz diyoruz ki ona tamam sıkılıyorsun, tamam üzülüyorsun. Hatta bazı annelerin paylaşımlarından buna da çok üzülüyorum. Ya sen herhalde inançsızsın, inancını biraz artır ya da sen biraz daha sabırlı ol, bak dirayetli ol, iradeli ol, geçer bugünlerde işte katlan falan diyorlar. Şimdi mesela annenin tansiyonu yüksek olsa acaba anneye bunu söylerler mi? Yani evet tansiyonu yüksek ama bekle ya geçer, doğumdan sonra geçer. Ya da şekerin yüksek, geçer ya geçer, biraz dirençli ol, dikkat et falan derler mi acaba? Bence demezler. Ama ne hikmetse depresyon belirtileri olduğunda bekleyebilir.
geçişebilir. Çünkü bebeğe dokunabilen bir şeyler olabilir diyorlar. Ve bebeği korumak adına annenin o hastalığıyla baş başa bırakıyorlar. Ki hani ne olacak, dişini sıksın falan diyebilirsiniz ama öyle diyemiyoruz. Çünkü onun sonuçları çok önemli. Depresyon nedeniyle doğumdan sonraki haftalarda, hatta bazen çok dramatik bir şekilde gebelikte anneler hayatlarına son verebiliyorlar. Hatta ben şu an çok anneden şunu duydum. Şu gebelik bir bitsin, hani çocuğumu bir dünyaya getireyim, birilerine teslim edeyim. Yani bu noktada bile bu kadar acının yoğun olduğu noktada bile yine bebeği düşünüyor. Ondan sonra hayatıma son vereceğim çünkü ben bu acıya dayanamıyorum ve bebeğime iyi bir anne olamayacağım. Hatta ben olmadan bebeğim daha iyi olacak. Çünkü böyle mutsuz bir anneyle dünyada yaşamasını istemiyorum deyip hayatlarını sonlandırabiliyorlar ve biz ülke olarak da dünyada da sağlık sistemi anne ölümlerini azaltmaya çalışıyor ve bunun işte tansiyon yüksekliği gibi, kanama gibi sebeplerini büyük ölçüde kontrol etmiş durumdalar. Ve ilginç bir şekilde artık hani anneler niye ölüyor diye bakıyorlar ve fark ediyorlar ki diğer sebepler azaldıktan sonra ortaya çıkan çok dramatik bir tablo var. Anneler intihar nedeniyle ölüyorlar. Ve bu önlenebilir bir ölüm. Çünkü kanama, tabii kanama da önlenebilir. Tabii ki tansiyon yüksekliğine bağlı tablolar önlenebilir ama depresyon gerçekten önlenebilir. Çaresi olan ve düzelebilir bir durum. Ve bu şekilde anneler tedavi alamadığı için annelerin hayattan uzaklaşması ve bir bebeğin annesiz kalması iki taraf için de çok 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 üzücü. Onun için de sonuçları bu şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Az önce %12'lerden bahsettik ama bizim Türkiye'de benim uluslararası bir sunum için hazırladığım böyle bir tablo vardı. Türkiye'deki oranları, hani Türkiye'de doğum sonu depresyonu çok biliniyor, çok da çalışma yapılıyor. Oranlar nedir diye gördüğümüzde hani değişik şehirlerde farklı olabiliyor. Bizim o dönemde ben Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde çalışırken yaptığımız çalışma %34,6 arkadaşlar. Ne kadar yüksek bir oran. Konya'da yine yüksek oranlar var. Bu göçmenlerin de yoğun olduğu bölge, Edirne'de olan oranlar bunlar. Bakın hani bildirilen oranlara yakın yerler de var. 14, 16, 12 gibi oranlar da var. Çok değişken. Muhtemelen oraların hani sosyodemografik özellikleri, yaşam şartları, ekonomik özellikleri etkili olabilir ya da çalışma yöntemiyle ilgili olabilir. Sorulan soruların ne kadar net cevaplarla verilip verilmemesiyle ilgili olabilir ama oranlar hiç de azımsanacak düzeyde değil gördüğünüz gibi. Peki oranlar bu kadar yüksek, anneler böyle pek çok kadınlık ve üremeyle ilgili duruma maruz kalıyorlar. Anneler tedavi olabiliyor mu? Anneler kendilerini ifade edebiliyor mu? Tabii biz annelere yardım edelim diyoruz ama maalesef annelerin de hani büyük bir kısmı bunları ifade edemiyor. Çünkü şöyle düşünüyorlar, annelik mutlu olunması gereken bir süreç. Ve ben bir çocuğum olduğunda ya da çocuğumun olacağı için mutlu hissedemiyorsam bu benim zayıflığım. Bu benim çocuğumu sevmememle ilgili herhalde ve ben muhtemelen iyi bir anne değilim. Ya da ben bebeğime o duyguyu hissedemiyorum. Hani başka anneler diyorlar ki böyle bir çocuğunu görüyorsun, eline kanını veriyorsun ve bir sıcaklık hissediyorsun. O bende yok. Muhtemelen ben iyi bir anne değilim. Muhtemelen ben anne olarak o duygulara sahip değilim. Bunun bir depresyon belirtisi olduğunu fark edemiyorlar. Ve bir şekilde bunu paylaşmıyorlar. Paylaşanlar da hani büyük ihtimalle bekle, bak bebeğin daha küçük, süt vermen gerekiyor. Süt verirsen ilaç içemezsin. Ya da bak hamilesin, çocuğuna dokunur. Aman biraz daha sabret şeklinde bir takım açıklamalara maruz kalıyorlar ve tedavisiz kalıyorlar. Tabii ki tedavisiz kalmak bebek açısından hani bir takım olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Anne için intihar gibi özellikle bahsettiğimiz dramatik sonuçlar olabiliyor. İntiharın ötesinde de mesela anne düzgün uyuyamıyor. Anne düzgün yemek yiyemiyor, beslenemiyor, takiplerine gidemiyor. Ya yani bunların hepsi yine bebekle anne arasındaki o karşılıklı etkileşimin sonuçları, ortaya çıkan sonuçları tahmin edebiliyorsunuz. Ve yani bu durumda hem anne mağdur oluyor hem bebek mağdur oluyor. Çünkü ikisinin birbirinden ayrı olması ve birbirinden etkilenmemesi mümkün değil. Şimdi size hani yine ikna çalışmaları kapsamında bir takım çalışmalardan bahsedebilirim. İşte bu maddeleri söyleyebilirim. Bebeğin beyin gelişimi diyebilirim. İlişkiler diyebilirim. Duygusal refah diyebilirim ama ben şöyle bir yol tercih ettim. Gelin birlikte bakalım. Bir annenin duygusal durumu
Bebeği nasıl etkiliyor? Hani bir depresyon durumu olmasa bile, kısa süreli bile olsa bebek üzerinde nasıl etki yapıyor? Bir video var burada. Bu çok bilinen still face deneyi dediğimiz. O nedenle de hani orijinal diliyle aldım bebeğin sesini ve tepkilerini, annenin sesini ve tonunu tam olarak size aktarabilmek için. Yazılar Türkçe. Sesi umarım duyabiliriz, bir aksilik olmaz ama ben hani o esnada susup sadece sizin de gözlemeniz için fırsat vermek üzerine kısaca açıklayayım. Bir anne 1 yaşındaki bebeğiyle birlikte bir deney ortamına alınıyor ve anneye şöyle söyleniyor. Önce sen normal bebeğin nasıl etkileşim içerisindeysen etkileş. Ama biz sana bir komut verdiğimizde sen yüzündeki ifadeyi tamamen nötrleştir. Bakın üzüntülü hale getir demiyorum. Sadece nötrleştir. Bebeğinin yanında kal, bebeğinden uzaklaşma ama yüzündeki ifade hani hiçbir tepki olmasın. Bebeğin tepkilerini görelim. Yani annenin o duygusal katılımının olmadığı durumlarda ne oluyor onu görelim. Hep birlikte. She sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. Are you my girl? Oh. And she gives a greeting to the baby. The baby gives a greeting back to her. Yeah. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this, and then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why aren't we doing this?" Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Okay. I'm here. And what are you doing? Oh, yes. Oh, what a big girl. She sits down and evet, gördüğümüz gibi hani fazla söze gerek yok. Anneyle bebek etkileşiminin ne kadar önemli olduğunu, annenin bebeğin yanında olsa bile ona duygusal bir katılım sağlamadığı zaman bebeğin ne kadar etkilendiğini çok kısa bir aralıkta bile ve bizim bile hani böyle o çocuk için bir şey yapmalıyız, o anneye yardım etmeliyiz duygusunu çok net bir şekilde hissettiğimiz kısacık bir video. Hani yine tamam bu anlık olabilir, çalışmalar ne durumda diye sorarsanız. Bakın burada çocukluk döneminde iyi muamele görmemiş diye geçiyor. Burada iyi muamele görmemenin tabii değişik şekilleri olabilir ama annelerle bebekler arasında o bağlanmanın, bağın yeterince olmadığı ve maalesef depresyon nedeniyle de annenin çocuğuyla yeterince etkileşime giremediği kısımlar da bunun içerisinde. Ve çocuklukta böyle bir muameleye maruz kalan çocuklarla, çocuklukta böyle bir muameleye çok fazla maruz kalmayan kadınları karşılaştırıyorlar. Ve çocukluk döneminde özellikle ilk 3 yılın en yoğun olduğu ama genelde çocukluk döneminin bütünüyle etkilediği bir süreci düşünürsek, bu muameleye maruz kalan kadınlarda da kendisi de doğum öncesinde depresyonu daha fazla yaşıyor. Yani bir şekilde ileride bir çocuğun küçükken, bebekken annesiyle ya da etrafındaki insanlarla etkileşim, ki bunun önemli bir kısmı anneler tarafından oluyor biliyorsunuz bu tartışmasız bir şekilde. İleride kişinin kendi annelik öncesinde de ve kendi ruhsal dünyasında da kalıcı izler bırakabiliyor ve depresyona daha yatkın olmasını sağlıyor.
Bu tabii ki sadece depresyon değil, bir takım davranış bozuklukları, özellikle kişilikle ilgili bozukluklara da zemin hazırlıyor. Bakın burada yine çok dikkat edici, dikkat çekici, çarpıcı sonuçlar. Anneleri gebelik sırasında depresyon belirtileri olan ve tedavi edilmeyen anneleri kastediyorum burada. Hani bütün depresyon yaşayan anneler çocuklarıyla böyle bir durumla karşılaşacaklar demiyorum. Tedavisiz kalmış depresyonu kastediyorum gebelik ve doğum sonrası dönemde. Hiçbir tedavi almayan annelerin çocuklarına 7 yaşında bir takım muayeneler yapıyorlar. İşte davranışlarına bakıyorlar, duygularına bakıyorlar çocuk olarak ve 7 yaşında şunu görüyorlar. Kız çocuklarını ayrı değerlendiriyorlar, erkek çocuklarını ayrı değerlendiriyorlar ve görünen şu ki erkek çocuklarında özellikle hani hiperaktivite, davranım bozukluğu, duygusal güçsüzlükler ortaya çıkıyor. Kız çocuklarında mesela daha bariz olarak hiperaktiviteye yatkınlığı daha çok artırıyor ve bu hani normalde %5 ise annesi gebeliğinde de doğum sonrası dönemde depresyon tedavisi görmemiş, tedavisiz kalmış çocuklarda %10'a çıkarıyor. Hani oranı ikiye katlıyor. Bu önemli bir çalışma bence. Başka bir çalışma, bu da 11 yaşındaki çocukları değerlendiriyorlar. Yine burada da anneleri gebelik ya da doğum sonu dönemde depresyon yaşamış ama tedavisiz kalmış çocukları 11 yaşında bakıyorlar. Ve iyi anneler, yani iyi anneler derken böyle bir sorun yaşamamış annelerle hasta olan annelerin çocuklarına bakıyorlar. Bakın yine oranlar çok bariz. IQ düzeylerine bakıyorlar, okuma becerilerine, matematik becerilerine, uyum problemlerine, hiperaktivite, dikkat ve duygusal güçlüklere bakıyorlar. Şu kırmızı görünen şeyler, bakın eksiler, hastalık olan annelerin çocuklarını gösteriyor. Burada tekrar altını çiziyorum. Hani gebelik ve doğum sonrası dönemde depresyon yaşamış olabilirsiniz. Bir şekilde tedavi almış ve bunun üstesinden gelmiş olabilirsiniz. Bunlar çocuklarınızda olacak diye bir genel geçer şeyden bahsetmiyorum. Tedavi alınmadığında ortaya çıkabilecek güçlükleri söylüyorum. Bu bütün annelerin çocuklarında olmuyor ama iyi olan annelerle depresyon olan anneleri karşılaştırdığımızda %100 değil bu. Kesinlikle bizi dinleyen, şu anda bir rahatsızlıkla mücadele eden ya da tedavi altında olan annelerimizin de ürkmesini istemiyorum. Onun için böyle bir açıklama yapmak istiyorum ama oran olarak baktığımızda bir şekilde hani oranların daha yüksek olduğunu görüyoruz ve 11 yaşında hasta olmayan anne 11 yaşındayken bunun sonuçlarını bu şekilde görebiliyoruz. Oranın arttığını görebiliyoruz. Neredeyse iki katına çıktığını görüyoruz. Peki hani annelerle ilgili durumlar, onların bebeklerinin üzerindeki etkileri, uzun vadede hem ruh sağlığını hem bedensel sağlığını etkilerinden detaylı bir şekilde bahsettik. Gebelik ve doğum sonrası dönem özellikle önemlidir çünkü ruhsal hastalıklar açısından da annelerin en hassas olduğu, en riskli olan dönemler dedik. Tabii bedensel hastalıklar için de geçerli muhtemelen. Ama hani bazen otoriteler bunları çok önemsemeyebiliyorlar ama parasal konular gündeme geldiğinde birazcık daha dikkatleri çekilebiliyor. Çünkü ekonomi çok önemli biliyorsunuz malum bizim de şu günlerde bir takım kısıtlamalar, bir takım önlemler alınırken ekonomi ne kadar önemli ve ne kadar yer kaplayıcı oldu hepimiz hissettik. Bu anlamda hani ülkemizin giderlerini azaltmak ve bu ekonomik maliyeti artışını azaltmak adına bir şey yapılabilir mi diye İngiltere'de az önce size bahsettim Ellen Gregoire'ın aktif olduğu ülkede insanlar bu konuya kafa yormuşlar ve İngiltere'de Londra Ekonomik Okulu bir çalışma yapmış. Demiş ki acaba demiş yıllık doğumlarda ortaya çıkan ruh sağlığı problemlerinin maliyetini ve çok ilginç bakın İngiltere gibi gelişmiş ve sistemleri bize göre ya da diğer ülkelere göre oldukça iyi olduğunu düşündüğümüz bir ülkede 8.1 milyar sterlin harcama yapılıyor. Bu tedavisi gecikmiş ya da tedavisi aksamış olan anneler ve çocuklar için. Peki bu maliyetler kime ait diye bakmışlar ve bu maliyetlerin %28'inin anneye ait olduğunu, %72'sinin çocuğa ait olduğunu bilimsel verilerle ortaya koymuşlar. Yani biz bu annelere
bir tedavi verirsek, bir destek verirsek, bu süreci daha sağlıklı atlatmalarını sağlarsak, risk altındaki annelere daha çok yardımcı olursak, tedavi ihtiyacı olan annelere yardım edersek, çocukların üzerindeki bu %72'lik harcamayı ortadan kaldırmış oluyoruz. Bu çok önemli arkadaşlar. Burada çok detaylı vermeyeceğim. Bu 8,1 milyar sterlin oldukça ciddi bir rakam ve ne kadar harcasak bu kadar rakama gitmeyiz deyince aslında bu ruh sağlığına hizmet için harcanan para o kadar az ki çok çok az. Yani bu maliyetleri düşündüğünüzde aslında hani birazdan söyleyeceğim neler yapılabilir dediğimde ona harcanan paralarla bu harcanan şu anda hiçbir şey yapılmadığında harcanan paralar çok daha farklı. Hani şöyle düşünelim. Mesela çocuklarda işte okuma güçlükleri, dikkat eksikliği, işte uyum problemleri, bunların sisteme kazandırılması, onlar için ekstra maliyetler, annelerin iş gücünün azalması, annelerin yardıma ihtiyacının artması, annenin iş veriminin düşmesi, sağlık sistemine ekstra da başka bedensel hastalıkların eklenmesi gibi bir sürü şey var. Ve bunun maliyeti aslında yapacağımız ufak birkaç düzenlemeyle ortadan kaldırılabilir, azaltılabilir. Tabii ben dikkat ederseniz konuşmamda sadece annelerden bahsetmiyorum. Özellikle babaları ve anne ve babaların yanında onlara destek veren, yardımcı olan insanları, onları seven yakınlarını da katıyorum. Çünkü bu bir sadece bir kişilik yaşanan bir şey değil. En az da iki kişilik yaşanıyor. Bir anne ve bebeğiyle yaşanıyor. Anne karnında olsa da ya da doğduktan sonra olsa ama onun da yanında olan ve sürecin içerisine dahil olan ve o da şeyler yapamadığı için ve onun sevdiği ya da değer verdiği bir bebek sahibi olmaya karar verdikleri en sevdiği kişinin acı çekmesinden tabii ki muzdarip oluyor ve bazen de bu olmasa bile, annede depresyon olmasa bile mevcut durum bir şekilde babayı etkileyebiliyor ve erkeklerin %10'u da çocuğu olduktan sonra depresyon yaşayabiliyorlar. Bu da çok önemli bir rakam. Aslında keşke annelerimize yeterli destek verebilsek ve sonra da babalara yardımcı olabilsek. Bugün zaten hocalarımızdan birisi babalarda depresyonu anlatacak sunumun sonlarına doğru. Onu da kaçırmamanızı özellikle istiyorum. Özellikle baba adayları, babaların, erkeklerin de böyle bir şeyler olabiliyormuş, yardımcı olunabiliyormuş. Bu yaşadığım şey de depresyonmuş dediklerini düşünüyorum, hayal ediyorum ve yardım alınabiliyormuş. Keşke ben o dönemde yardım alabilseydim diye seslerini duyar gibi oluyorum. Çünkü annelerimizden de bunu çok duyuyoruz arkadaşlar. Hani bir anne ruh sağlığı, bebek ruh sağlığı gündeme gelen toplantıda sağlık çalışanları kendi aramızda konuştuğumuzda bile çoğu annemiz ya da annelerimizin yakınında olan kişiler şimdi anlıyorum demek ki ben o dönemde iyi değilmişim. Demek ki o dönemde yardım alabilirmişim. Yardıma ihtiyacım olduğunu bile fark etmemişim. O günlerde çok ağlıyordum. O günlerde çok sinirliydim. O günlerde her şey batıyordu. Uyuyamıyordum. Çok beslenmem bozuktu ama bebeğim için yemem gerektiği söyleniyordu. Ne kadar zor günler geçirmişim. Keşke destek alsaymışım diyorlar. Keşke yardım alsaymışım diyorlar. Fark etmek aslında çok önemli ve bunun tedavi edilebilir bir durum olduğunu söylemek, fark etmek, hep birlikte dillendirmek çok önemli. Ve yine tekrar söylüyorum artık ikna olmayanlar da çocuklar, gençler hadi hep birlikte söyleyelim. Anne ruh sağlığı önemlidir ve annelerimize dikkat edelim. Eğer bunu da anlaştıysak şimdi artık şeye geçebiliriz. Neler yapabiliriz? Tamam önemli. Neler yapabiliriz? Tabii ki önemli deyip bırakmamamız gerekiyor. Aslında keşke bu aşamayı geçsek, keşke hepimiz desek ki anne ruh sağlığı önemli, bebek ruh sağlığı önemli ve artık yapılacak şeyler nedir? Hadi gelin onları yapalım. Yapılacak şeyler çok fazla değil aslında. Çok fazla derken öyle büyük 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 işler değil. Önemli olduğuna bir kere karar vermek ve ikna olmak ve bu konuda bir şeyler yapılması gerektiği için adım atmaya karar vermek bence en önemli kısım. Bütün işlerde öyle değil mi arkadaşlar? Bir şeye karar vermek ve evet tamam bu demek. Bu noktada biz hani bu sempozyumda en önemli amaçlarından bir tanesi bu. Sessiz çığlıklara ya da çığlıkları duymayanlara bir şekilde dokunup yardım imkanlarını, destek imkanlarını artırmak istiyoruz. Neler yapılabilir? Gelin birlikte bakalım. Anneler, annelerin ruh sağlığı için. Erken tanı önemli. Erken tanı için de aynen gebelik takiplerinde şeker testi gibi,
ultrason gibi ya da üçlü test gibi işte belli zamanlarda yapılan değerlendirmeler gibi değerlendirmelerin yapılması gerekiyor ve çok basitçe bir tarama testinin belli dönemlerde en az gebelikte iki kere, doğumdan sonra iki kere, en hassas olunan doğum sonrası 6. hafta ve 3. ay gibi zamanlarda uygulanması şu anda pek çok gelişmiş ülkede uygulanıyor. Umarım ülkemizde de sistemin içine girer, rutin zorunlu olarak yapılan ve dikkatle, önemli, öncelikle yapılan şeyler olabilir. Riskli olanlara tabii bütün annelere ulaşamıyorsak riskli olanlara mutlaka bu desteği vermemiz ve taramayı yapmamız gerekiyor. Özellikle çoğul gebeliği olan, bebek kaybı öyküsü olan, onlu yaşlarda bebek sahibi olan, erken doğum yapan ya da prematür bebek sahibi olan, engelli bir bebeğe sahip olan, daha önce gebelik ya da doğumla ilgili sorun yaşamış, bebeği hastanede yatan, daha önce ruhsal hastalık öyküsü olan annelerimiz gerçekten daha fazla risk altındalar. Ne yapılabilir? Hemen üç başlık altında söyleyeceğim. Çok detaylandırılabilir ama bugünkü sempozyumumuzda bence bu kadarı yeterli. Gebelik ve yeni doğan takiplerinde rutin, depresyon ya da diğer ruhsal hastalıklarla ilgili birkaç soru sorarak ya da bir basit 10 soruluk test yaparak belli bir değerin üstünde puan alan annelerimizi uygun tedaviye yönlendirmek çok önemli. Burada tabii ebelerimizin de çok önemli rolü var. Takipte çalışan hemşire hanımlarımızın da çok önemli rolü var. Bazen doktorlarımız rutin değerlendirmelerle o kadar yoğun oluyorlar ki nasılsın, ruhsal halin nasılı gözden kaçırabiliyorlar ya da görseler de iş yük arasında onlar için o anda hani diğer işlerin önceliği daha ön plana gelebiliyor. Ama ebelerimizden bu kaçmaz diye düşünüyorum. Çünkü annelerimizle, anne adaylarımızla daha fazla temasta olan insanlar ve annenin aynen az önceki bebekle anne etkileşimindeki gibi o yüz halini hep hatırlayın aklınızda. Anne ifade etmesine bile o duygusal üzüntüyü, acıyı, hüzünü hissettiğinizde lütfen sorun. İyi misin? İyi misin? Muhtemelen anneler sizinle paylaşacak ve yardım için siz de onları uygun merkezlere, uygun kaynaklara yönlendirebileceksiniz. Tabii anne ve bebek ruh sağlığı özelleşmiş bir alan. Bütün ruh sağlığı çalışanlarının bu konuda hakim olmasını beklemiyoruz. Zaten öyle olmadığını da biliyoruz. Mümkünse bu alanda hakimiyeti olan uygun tedaviyi verebilecek, anneye ve bebeğe bir tedavi süresi söz konusu olduğunda korkmayacak, çekinmeyecek, birlikte değerlendirme yapacak insanların olması gerekiyor. Yani özelleşmiş anne bebek ruh sağlığı merkezleri olması gerekiyor. Maalesef şu anda Türkiye'de sadece Bakırköy Kadın Ruh Sağlığı Merkezi gebelik ve doğum sonrası dönemde özelleşmiş bir merkez olarak annelere, anne adaylarına hizmet veriyor. Ama çok zor, çok kısıtlı şartlarda çalışıyorlar. Mevcut iş yükleri zaten çok yoğun. Onunla birlikte bu hizmeti sürdürmeye çalışıyorlar. Ben kendilerine o hizmeti sürdürdükleri için teşekkür ediyorum. Ama özelleşmiş merkezlerin artması gerekiyor. Bu hizmetin yaygınlaşması gerekiyor. Ve tabii ki neden önemli, neden böyle bir eylem gerekiyor? Farkındalık kampanyalarının hep devam etmesi, hep bilinçlenmek gerekiyor. Ve bu bir ekip işi. Sadece dediğim gibi belli bir meslek grubunun değil. Burada saydığımız sağlık çalışanları olmalı ama en başta da tabii ki anne, baba, bebek ve aile en destek olan, en yardımcı olan grup olarak görebiliyoruz. Şimdi gelelim sunumun ikinci bölümüne. Covid-19 pandemisi annelerin, anne adayların, babalarının ruh sağlığını nasıl etkiledi diyeceğim. Ama bu arada sunum süresi açısından Edil Hanım'dan ben bir bildirim alayım. Ne durumdayım, ne kadar sürem var ona göre yapılandırayım ikinci kısmı. Hocam bir 15 dakikalık daha vaktiniz var gibi görünüyor. Ancak sesinizde bir gidip gelme yaşıyoruz. Arada kesik duyuyoruz sesinizi. Hay Allah. Ne yapabilirim acaba? Görüntü donma da olabilir. Görüntüyü kapatmam, benim kapatmam sizi acaba rahatlatır mı? Bir deneyelim hocam. Bir deneyelim hocam. Tamam. Kapatarak tamam. Devam edelim. Eğer çok zorlanırsanız lütfen hani duyamadığınız yer olursa lütfen araya girin. Ben tekrarlayayım olur mu? Tamam hocam. Şu anda duyabiliyor musunuz beni? Şu an duyuyoruz. Tamam. Zorlandığınızda ya da tam olarak anlaşılmadığında lütfen hatırlatın. Tekrar ben cümlemi söyleyeyim olur mu Edil Hanım? Şimdi COVID-19 pandemisinde anneler nasıl etkilendiler ona bir bakalım. Anneler ve anne adayları. Tabii ki hani hepimizin maruz kaldığı ve çok iyi hissedebileceğimiz bir şey. Önemli bir stres dönemindeyiz. Çünkü bir belirsizlik var, bir kısıtlanma var. Bu kısıtlanma sadece fiziksel kısıtlanma gibi görünüyor ama özellikle
anne adayı ya da annelik sürecinde olan ya da doğum sonrası süreçte olan insanların en fazla ihtiyaç duydukları şeyler, yakınlarında onlara hem dinlenme konusunda, hem bebek bakımı konusunda, hem gebelik takipleri konusunda, hem de ruhsal olarak hani iyi hissetme konusunda destek veren yakınları, ki bir annenden fazla ihtiyaç duyduğu kişi kendi annesi oluyor. Maalesef hani biraz daha yaşça ileri olan anneler ve babalar şu anda onların sağlıklarının korunması adına evlerinde durmaları gerekiyor ve bizlerin de hani onların iyiliği adına onlarla temas etmememiz gerekiyor, ama hani böyle özel zamanlarda, böyle desteğe çok ihtiyaç duyulan dönemlerde bu kaynaklara ve desteklere erişememek insanı biraz zorluyor. Gerçi bu tartışılabilir. Hani anne desteği, yakın desteğinin olamadığı dönemde benim gözlemim, bugünlerde babalar daha dahil oldular. Babalar daha çok annelere yardımcı oldular ve babalar daha çok anneleri anladılar. Annelerin neler yaşadığını, nelere ihtiyacı olduğunu daha çok anlayıp daha çok destek olmaya başladılar. Bu da aslında hani tartışılabilir, değerlendirilebilir, ama yine de insan hem baba destek olsun, hem annesi, hem kendi kardeşi, hem komşusu, hem arkadaşı da bu süreçte yanında olsun istiyor. Tabii bu özel zamanlar takım ritüeller de var. İşte belli törenler düzenleniyor, dini olabiliyor, işte etkinlik olabiliyor. Bunları da maalesef topluluk olarak bir araya gelemediğimiz için yapamıyoruz ve biraz zorlanıyoruz. Tabii sağlık hizmetlerine erişim de kısıtlı. Hani sağ olsunlar, bence özellikle bu üreme hizmetlerinde çalışan kadın doğum uzmanları, ebeler, hemşireler yine hizmet vermeye çalışıyorlar, hastalarıyla temasta kalmaya çalışıyorlar, ama hastaneye gidiş çıkışlar, işte kontrollerde birlikte olunan insanlar, yapılan tetkikler, hastane ortamı da mevcut sisteme göre düzenlenmiş durumda. Çok yakın olamıyor, çok refakatçi olamıyor doğum sürecinde. Ya da bir yoğun bakım ünitesine mesela anneleri babaları daha dikkat ederek almamaya çalışan hastaneler oluyor bildiğim kadarıyla. Bunlar çok önemli ve mesela çok tüp bebek tedavi sürecinde olan hastalarımdan ben şu anda geciktirdiklerini, ertelediklerini ya da bir süre beklemeye karar verdiklerini ya da sürecin aksadığını duyuyorum. Bunların hepsi aslında önemli stres kaynakları. Yani mevcut kısıtlanma ve belirsizliğe ilave olarak bunlar da bu süreçte olan anneler ve babalar için ve bebekleri için tabii zorlayıcı olabiliyor. Tabii ki hastalık bulaşma korkusu da özellikle, çünkü herkes sadece kendisi için endişelenirken bu süreçte anneler ve babalar bebekleri için de ya da doğacak bebek için endişeleniyorlar ve hastalık bulaşırsa bana ne olurun ötesinde, bana hastalık bulaşırsa bebeğime de bulaşır mı? Ben hastalanırsam bebeğimin sağlığı tehlikeye girer mi? Hani erken doğum yapmak zorunda kalır mıyım? Normal doğum planlamışken sezaryen olması gerekir mi? Ya ben hastalanırsam bebeğim iyi olursa bebeğim benden korumak için hani hasta olmasın diye uzaklaştırırlar mı gibi bir sürü kaygı var. Tabii bunların hepsi bütün anne ve babalarda ve anne baba adaylarında olacak demiyorum, ama zorlayıcı olduğunu vurgulamak istiyorum. Tabii ki üstesinden gelinebilir, tabii ki baş edilebilir durumlar, öyle söyleyeyim. Ama bizim korktuğumuz hani bu mevcut stresli duruma, zaten gebelik ve doğum sonrası süreç hassasiyetin olduğu bir dönem. Bir de COVID-19 pandemisiyle bu bahsettiğim işte belirsizlik, kısıtlanma, hastalık bulaşma korkusu ve bunun sonuçları nedeniyle de stresin artması, daha önceden geçirmiş bir ruhsal hastalığın alevlenmesine yol açabiliyor. Yeni bir ruhsal hastalık ilk defa ortaya çıkabiliyor. Doğum sonrasında hassasiyetin artmasına, yani kaygı artıyor, kaygı artınca uykusuzluk, uykusuzluk artınca gerginlik, uykusuzluk, gerginlik artınca bağışıklık sisteminin düşmesi, bağışıklık sistemi düşünce hastalık riski, hastalık riski olunca kaygı, böyle bir kısır döngü içine girilebiliyor. Ve maalesef bu dönemde hani bir hastalık ortaya çıkma, ruhsal hastalık ortaya çıkma ihtimali artıyor. Tabii ruhsal hastalık ortaya çıkınca da korktuğumuz şey nasıl tedavi olacak? Hadi şimdi nasıl bir tedavi? Bir bebek var, bir anne var, bir gebelik var. Yine o başa sarıyoruz. İşte çocuğumu koruyalım, anneyi mi koruyalım, ikisi birlikte olabilir mi gibi. Biraz kafa karıştıran, biraz zorlayıcı bir durum olabiliyor. Yani bir hastalık ortaya çıkma ya da bir hastalığın alevlenmesi ihtimali açısından stresli bir dönem. O nedenle annelerimize daha dikkat etmemiz, daha özenli olmamız, annelerimizin de kendi ruhsal sağlıklarına daha dikkat etmesi gerekiyor. Ama iyi haber, sonuçta artık dünyada sadece
bir kişinin maruz kaldığı bir şey değil. Pandeminin bence hani zorlaştırıcı bir tarafı var ama bir anlamda da yalnız olmadığınızı hissediyorsunuz. Hani dünyanın her tarafında sizin başınıza gelen şeyin yaşayan insanlar var. Ve orada da doktorlar var. Orada da bu süreci atlatan insanlar var. Hani ilk siz yaşamıyorsunuz, ne yapıldığını biliyorlar. Bir bebeğe geçerse hastalık, bebeğe neler yapılabileceğini artık biliyorlar. Hangi şartlarda, nasıl bir tedavi süreci olacak, anneyle birlikte kalınca ne oluyor, anneden ayrılınca ne oluyor, doğum nasıl yapılıyor, artık onda da tecrübe edindi. Ya ve sizin doktorlarınız da bunları biliyor, sizin doktorlarınız da dünyayı takip ediyor ve muhtemelen sizin kaygılarınız onlar da Hocam, gereken önlemleri Nazan hocam, almışlardır. Efendim dedim. sesiniz kesik kesik geliyor. Siz devam Hay Allah. edebilirsiniz. Genel olarak anlamaya çalışıyoruz. Lakin Hay bir Allah. taraftan izleyicilerimiz Gri Cevher YouTube kanalından da aynı zamanda izleyebilirler. Oradan da bir takip ederseniz belki hani bir süreliğine böyle bir geçiş yaşıyor olabiliriz. Bilginiz olsun. Buyurun hocam. Tamam, belki biraz yavaş konuşsam acaba süreyi iyi kullanayım diye hızlı Yok gitmeye hocam, sesinizle çalışıyorum. ilgili değil, görüntüler donuyor. Sesle ilgili bir sıkıntı yok hocam, ondan dolayı. Tamam. Belki insanlar da görüntüyü kapatır, sadece sesimi dinleyebilirler. Hani çok etkili bir iletişim olmasa da hiç olmamasından iyi gibi görünüyor. Ama zaten toparlıyorum. Peki Umarım bu hocam. sorun düzelir. Zorlayıcı bir süreç ama artık dünya, artık sağlık çalışanları, artık insanlar bu hastalığı tanıyorlar. Nelerin başımıza geleceğini biliyorlar ve tedbirlerini almış durumdalar. Onun için yalnız değilsiniz diyorum ve rahat olun diyorum o kaygıların hepsiyle birlikte. Ama ben hani bu sıkıntıları yaşamamış olsanız ya da yaşama ihtimaliniz olsa da kendimiz için neler yapabiliriz? Sağlığımızı nasıl koruyabiliriz, nasıl iyileştirebiliriz? Bir takım önerilerde bulunmak istiyorum. İlkinde gebelik süreci için, ikincisinde de doğum sonrası süreç için ve hani bebekleri olan anneler için önerilerim olacak. Mesela gebelik süreci için başlayalım. Hani ilk başta bunu daha çok yapıyorduk. Sürekli haber dinliyorduk. Dünyada ne oluyor, bizim de başımıza geliyor mu diye bakıyorduk ama artık hani herkes için önerimiz bu. Sürekli haber dinlemeyin. Haber öğrenmek için günün belirli bir ya da iki zamanını seçin. Ve özellikle bu haber öğrenme işi yatmadan önce olmasın, akşam olmasın ki gece sizin beyninizi meşgul edip uykularınızı bozmasın. Hani herkes için bunu söylüyorum ama gebe olan anneler için özellikle söylüyorum. Çünkü sizin stresinizi bebeğiniz de hissediyor. Sizin kaygınızı bebeğiniz de hissediyor. Ve bu kaygıyı bu şekilde yoğun hissetmesi ona iyi gelmiyor. Artı sizin kaygı hissetmenizin de olan işleri, gelişmeleri değiştirme gibi bir durumu yok. Kontrolümüz altında olan şey bizim kendi kaygımız, kendi evimizin içerisinde rutin işlemlerimiz. Onlara odaklanmanızı öneriyorum. Mesela bu dönemde hani yakınlarımızla doğrudan temas edemiyoruz ama ev içerisinde bulunan insanlarla daha uzun süredir bir aradayız. Mesela bu bir fırsat olabilir. Hani yaşamın temposu, yoğunluğu, koşturmacası içerisinde birbirimize çok az zaman ayırıyorduk ve belki de hani oturup konuşacak, sohbet edecek çok zaman bulamıyorduk. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar trafik gibi, işlerin yoğunluğu gibi sebeplerle. Şimdi belki hiç olmadığınız kadar birlikte olabilme fırsatı var bizde ve siz gebesiniz. Hani şu anda nispeten hayatınız daha dingin. Bir bebeğe hazırlık sürecindesiniz. Yakınlarınıza daha derin bir ilişki ve ilgilenme zamanı olarak kullanmanızı öneriyorum. Tabii ki sosyal izolasyon yalnız kalmak anlamına gelmiyor. Özellikle iletişimde kalmanızı öneriyorum. Sizi anlayabilecek, konuştuğunuzda size iyi gelen insanlarla ve mümkünse görüntülü iletişim araçlarıyla bunu sağlayın. Çünkü insanlar duygu iletişimini de seviyorlar. Sadece sözel iletişim değil. Hani karşınızdaki insanın bakışı, sıcaklığı, dokunması, söylediği sözler, bunu nasıl söylediği de çok önemli. Onun için sizi yakın olan, sizin için önemli olan insanlarla, sizi anlayan ve paylaşımda bulunabileceğiniz insanlarla iletişimde kalın diyorum. Korkmanız çok doğal, endişeniz çok doğal. Bir bebek bekliyorsunuz, neler olacağını bilmiyorsunuz. Yani hem bebekle ilgili hem dünya ile ilgili. Gerekiyorsa ya da içinizden geliyor sağlayabilirsiniz, verilebilirsiniz. Bunlara da izin verin. Yani ben güçlü olacağım, ağlamayacağım, bebeğim etkilenmesin değil. Önemli olan burada onun dozunun ayarlanması. Hani sabahtan akşama kadar ağlamak değil ama ağlamak geldiğinde bir süreliğine ağlamak da
Çok daha normal bir şey değil, oldukça doğal. Hani evdeyiz, dışarıda geçirdiğimiz zaman azaldı, tamam. Ama mesela evde de gebeliğe sürecini daha iyi atlatmak, anneliğe hazırlanmak için bir takım gebe okulları olabiliyor, ebelerin çok güzel paylaşımları olabiliyor ya da bir takım masaj, yoga, egzersiz gibi canlı yayınlar olabiliyor. Bebek bakımı ile ilgili kitaplar olabiliyor. Bunlara katılıp kendinize bir anlamda bir hediye verin. Önemli bir hazırlanma zamanı olarak değerlendirin. Ve tabii ki bağışıklık sistemini güçlendirmek önemli. Hastalık olması korkusuna karşı da bu çok önemli. Gebelik için, doğum sonrası için de önemli. Ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için her zaman söylediğimiz şey gece uykusu uyumamız, gündüz uyanık olmamız, rutinlerimizi sürdürmemiz, beslenmemize dikkat etmemiz, özellikle meyve ve sebze, ki bugün hocalarımızdan birisinin konuşması da özellikle ruh sağlığımıza iyi gelen besinler ve beslenmeler. Onu da lütfen dinleyin. Bence çok önemli şeylerden bahsedecek hocamız. Ve endişelenmek gayet doğal, korkmak gayet doğal. Ama bunu hani pes edip de çaresiz bir şekilde eyvah dünya mahvoluyor, herhalde sonumuz geldi, kıyamet kopuyor falan gibi böyle felaket senaryolarıyla birleştirmeyin. Bir takım sıkıntılar var ama ben bugün ne yapabilirim? Hani bugün bana ait, bugün ben evimdeyim ve bugünkü faaliyetlerimi planlayabilirim. Bugün hangi saatte ne yapabilirim? Günümü nasıl değerlendirebilirim? Bunun üzerine odaklanmak, gelecekte neler olacağına ilişkin felaket senaryoları çizmekten kesinlikle kesinlikle herkese iyi gelecek bir şey. Gebelikle ilgili böyle söylüyorum. Özellikle doğum sonrası dönemde olan ya da hani hayatın ilk 3 yılının özellikle çok çok önemli olduğunu söyledik. Bu dönemdeki anneler ve babalar ne yapabilirler ruh sağlıklarını korumaları için? Bu sözü çok seviyorum ben. Pandemi bir gün bitecek. Bebeğinizin ama bugünleri bir daha tekrar etmeyecek. Hani hepimizin bildiği bir şey. Dünyada büyük salgınlar oldu, büyük hastalıklar oldu, büyük savaşlar oldu ama hep bir gün bittiler. Ve o günlerin bir daha geri gelmesini kimse arzu etmiyor. Ama bebeğimizin bu kaygıyla, endişeyle, korkuyla tüm günümüzü geçirdiğimiz günleri ve bebeğimizden uzaklaştığımız günler bir daha gelmeyecek. Onun 10. günü, 15. günü, ilk günü, 40 günü falan gibi böyle günler bir daha tekrar etmeyecek. Onların tadını çıkaralım bence. Tabii bütün annelerin aslında ortak problemi bu. Anneler her şeyi halletmeye çalışıyorlar. Fedakarlık çok had safhada oluyor. Başka çocukları da varsa, bir evin sorumluluğu varsa, yeni bir bebekle birlikte bunların hepsini birlikte yapmaya çalışıyorlar ve çok fazla yardım isteyemiyorlar. Çünkü sanki yetersiz hissedilir. Hani diğer anneler halletti, kaç tane çocuk doğurdular, sen işte çocuğa bakamıyorsun falan derler diye düşünerek. Ya da görüyor ya, yardım etse ya, benim işte uyumadığımı fark ediyor ya, dese ya deyip yardım isteyemediğimiz durum olabiliyor. Yapabileceğinizi yapın, gereğinden fazla sorumluluk almayın. Sadece bir annesiniz ve gerektiğinde evdeki diğer insanlardan, daha büyük çocuklarınızdan ve eşinizden tabii ki iş bölümü anlamında destek ve yardım alın. Rutin çok önemli. Yani bu bize aslında kontrol hissi veriyor. Kontrol kaybını hissettiğimiz durumda. Çünkü evimizdeyiz, evimizin düzeni bize ait ve aynen normal bir günde kalkıp kahvaltı yapmamız, öğlen yemeğini yememiz ya da akşam yemeğinin saatlerinin yine aynı şekilde olması önemli. İşe gider gibi ya da çocukları okula gönderir gibi saatte, hani ona yakın saatlerde kalkmak çok önemli. Gece uyku uyumak çok önemli. Çünkü bizim dışarıda olan biten şeylerden biyolojik saatimiz habersiz ve biyolojik saatimiz bizim yaptıklarımıza göre dünyayı anlıyor. Yani biz sabah gün ışığıyla kalktığımızda o sabah olduğunu anlıyor. Biz gece uyuduğumuzda gece olduğunu anlıyor. Bu niye önemli? Çünkü gece başka maddelerle başka işler yapıyor. Gündüz başka işler yapıyor. Eğer biz gündüz uyursak o zaman o gündüzü gece zannediyor ve yapacağı işleri tam olarak yapamıyor. Yani saat şaşıyor. Bu nedenle de evde olsak da işimiz olmasa da gitmemiz gereken bir yer olmasa da rutinleri eskisi gibi sürdürmek bizim biyolojik saatimiz ve kontrol hissimiz için çok önemli. Yapacağımız bir sürü iş var evde. Haklısınız. Hani çamaşır, yemek, bulaşık herkesin yapacağı. Burada sadece anneler için söylemiyorum. Hani yapacağız bu işi. O zaman keyifli halde yapalım. Yani yemek yaparken şarkı söyleyebilirsiniz. Bebeğinizin altını açarken aynı zamanda işte ona masaj yapabilirsiniz. Birlikte dans edebilirsiniz çocuklarınızla, birlikte oyun oynayabilirsiniz. Yani yapılacak işler var ama keyifli bir şekilde yapmakla
Allah kahretsin, bunlar niye hep yapılıyor? Hep aynı şeyleri yapmaktan sıkıldım demekten kesinlikle kesinlikle çok daha faydalı. Ve kendinize zaman ayırmak, bunu hep söylüyoruz annelerimize. Ne diyelim, bebeğe birisinin bir süre bakması, o sırada sizin biraz uzanmanız, sevdiğiniz bir diziye bir 15 dakika bakmanız, bir kitap okumanız, gerekiyorsa balkonda sadece yeşili seyretmeniz, bunun için bir 10-15 dakika size yetiyor ve bunu lütfen isteyin, biraz dinlenmek istiyorum, bana bu esnada yardım eder misin, bebekle ilgilenir misin ya da çocuklarla zaman geçirir misin diye böyle bir iş bölümü yapmak gerekiyor. Tabii ki paylaşmanız çok önemli. Sıkıntıları da, endişeleri de, özellikle sizin durumunuzda olan, sizin durumunuza benzer başka arkadaşlarınızla paylaşın. En uygun kişiler aslında bir çocuk sahibi olan ya da bir çocuk sahibi sürecinde olan anneler ya da babalar. Onlarla konuşmak size iyi gelir. Paylaşmak sorunu çözmez. Haklı olabilirsiniz. Belki de çözer, belki başka bir bakış açısı getirebilir ama paylaşmanın şöyle güzel bir tarafı var. Anlaşıldığınızı hissetmek aslında herkese iyi geliyor. Birisinin sizi anlaması, anlayabilme ihtimali dahi herkese çok iyi geliyor. Yani korkuyorum, hastalık bulaşırsa dediğinizde, evet, yani bugünler zor günler diyen bir arkadaşınız size iyi geliyor. Ama eğer kaygılarınız çok artarsa, uykularınız çok bozulursa ve bunları kontrol etmekte güçlük çekiyorsanız da mutlaka uzman desteği alın. Hastanelere gidemiyorum diyebilirsiniz. Özellikle bu karantina sürecinde psikososyal destek hizmetleri kuruldu. Türkiye Psikiyatri Derneği'nin de sağlık çalışanlarına yönelik özellikle telefon hattı var. Kordep adında ve Ruhsat adında hem sağlık çalışanlarına hem onların yakınlarına destek veren bir takım hatlar var. Bazı psikiyatri uzmanlarımız online destek veriyorlar. Bu şekilde yardım alabilirsiniz. Yani hastaneye gidemiyor olmanız, ki hastanede çalışan meslektaşlarımız da var. Ve şu anda hani hastalığınız sizin hastalık bulaşma riskinden daha çok daha riskli olduğu için mutlaka tedavinizi yapın diyorum. Ve ben hani son sunumla birlikte, umarım vaktimi geçmemişimdir. Beni dinlediğiniz için, bu sempozyuma katıldığınız için, katkı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Katılımcılara özellikle teşekkür ediyorum ama bu sempozyum oldukça yoğun bir iş yüküyle hazırlandı. Özellikle İdil Hanım, Remziye Hanım çok önemli destekler verdiler, çok önemli çalışmalar yaptılar. Üsküdar Üniversitesi'nin teknik ekibi çok özel destekler verdi. Ve tabii ki Üsküdar Üniversitesi yönetimi, ben sizler adına, kendim adına herkese çok teşekkür ediyorum. Lütfen sempozyumda kalın. Lütfen akşama kadar çok güzel konularımız ve konuklarımız var. Hep birlikte bu güzel etkinliği sürdürelim. Teşekkür ediyorum İdil. Nazan Hocam, ayrıntılı anlatımınız ve güzel değerlendirmeniz için çok teşekkür ederiz. Çok verimli oldu ve çokça da soru geldi. Zamanınızı da aslında tam kullandınız diyebilirim. Bir sıkıntımız yok. Gelen soruları birkaç başlık altında aslında toparlamaya çalışırsam, özellikle antidepresan tedavisinin hamilelik ve doğumdan sonra uygulamayla ilgili bazı sorular var. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz hocam? Çünkü endişeler var. Aslında şununla da bağlayabiliriz. İlaç kullanıyorsa emzirmesiyle ilgili sıkıntıları. Emzirmesem de mama mı versem gibi düşünceler. Bu bağlamda fikirlerinizi paylaşırsınız hocam. Aslında şöyle söyleyeyim. Hani şunu da anlaşalım. Annenin gebelikte de doğum sonrası dönemde de bir depresif durumu varsa ve bu bir hastalık düzeyindeyse mutlaka tedavisi gerekiyor. Ve özellikle hafif ya da orta düzeyde depresyon varsa belki hani ilaç dozları ayarlanabilir. Annenin belki hani psikoterapi desteğiyle bu süreci atlatması sağlanabilir. Eğer bu mümkünse tabii ki öncelikle psikoterapi seçeneğini düşünüyoruz. Bu anlamda da ön plana çıkan kişiler arası ilişkiler psikoterapisi var, bilişsel davranış terapi var. Ama bazı durumlarda hani mutlaka ilaç kullanmamız gerekiyor annenin tedavisi için. Böyle durumlarda da hani ben bu konuda çok kafa karışıklığı var. Bazen doktor arkadaşlarımız da hani tedirgin oluyorlar, annelere kullandıkları ilacı kesmelerini ya da ilaç içemeyeceklerini söyleyebiliyorlar, ki bugün öğleden sonra ya da öğlen ilk oturumda Ayla Hanım bize doğum sonu depresyonu geçirmiş bir anne olarak sürecini anlatacak. O ilaç kullandı, psikoterapi desteği aldı. Mesela orada da göreceksiniz hani karşılaşılan güçlükleri, zorlukları, tedavi almadaki zorlukları.
Şöyle söyleyeyim, kullanılan ilaçlarda, doktorlarınız size şimdiye kadar yapılan çalışmalarda, araştırmalarda mümkün olan en düşük riskli ilacı anne ve bebeğe en az hani problem oluşturma ihtimali olan ilacı seçiyorlar. Bu emzirme sürecinde de geçerli, doğum sürecinde de geçerli, gebelikte de geçerli. Yani antidepresanlar özellikle hani çok yeni olanlar için söylemiyorum ama 40 neredeyse 40 yıldır kullanılıyor ve artık hani en hani uygun ihtimalli antidepresan kullanan annelerin çocukları şu anda 20'li yaşlarda ve onların sonuçlarına bakılıyor. Ve hani hiç ilaç kullanmamış annelerle ilaç kullanmış anneleri karşılaştırıyorlar, çocuklarını izliyorlar, takip ediyorlar ve sonuçta normal riskten daha fazla bir risk artışı olmadığı yönünde veriler olan ilaçları tercih ediyorlar. Zaten antidepresanlar için de bir tek bizim hani kullanmasak daha iyi olur dediğimiz bir ilacımız var. O da çok zorunlu durumlarda yine kullanıyoruz. Hani annenin tedavisiz kalması ihtimaline karşı. Ama uygun ilaçlar var, tercih edilebilir. Burada önemli olan ilaç etkisinden ziyade annenin ihtiyacı. Çünkü şu çok kesin bir şekilde gösterilmiş. Annenin tedavisiz kalması iyi bir şey olmuyor. Hem bebek için hem anne için gerçekten hem bilişsel fonksiyonlar dediğimiz öğrenme, anlama kapasitesi için hem davranışsal sorunlar için zemin oluşturuyor. Onun için emzirmede de gebelikte de kullanılabilir, güvenilir ilaçlar var. Ve hani ilacınızı birden kesmeyin, doktora danışmadan kesmeyin. Sen ilaç içemezsin, katlanacaksın, hastalığın ağır ama diyen doktordan size yardımcı olacak. Bu konuyu anlayan ve bilen bir doktora geçin derim. İdil, duyabiliyor musun benim? Evet Nazan Hocam, teşekkür ederiz. Şimdi bir diğer soru da şöyle aslında. Annenin bu hamilelik ve doğum süresince babanın davranışları ile ilgili aslında. Ve diyelim ki baba da annenin depresyonu tetikleyici davranışlarda bulunuyorsa, olumsuz davranışları varsa, bunu aslında biz evrimsel olarak da açıklayabiliriz gibi bir yaklaşımda bulunmuş bir psikiyatrist hocamız. Özellikle babalarla ilgili bu bağlamda nasıl bir görüşünüz olabilir diye sormaktalar. Şöyle söyleyeyim, aslında babalarımız hani sürece dahil olduklarında ne olup bittiğini bildiğinde ve annelerin gerçekten ihtiyaçlarının ne olduğunu anladıklarında oldukça yardımcı oluyorlar. Bizim geleneksel sistemimizde biraz baba ikinci planda kalıyor ve daha çok anne desteği eşinin annesinden ya da kendisinin annesinden aldığı için baba sanki orada çok fonksiyonu olmayan bir varlık konumuna düştüğünde aslında biraz geri planda kalıp çok süreci anlamayabiliyor. Benim önerim özellikle genç nesil buna daha dikkat ediyor. Babayı da süreci dahil etmek. Mesela geçen gün canlı yayın yaptık. Hani orada önerilerden bir tanesi baba gazı çıkarabilir dedim mesela. Anne emzirebilir tamam. Ama baba da gazını çıkarabilir. Mesela teknik bir işlem gaz çıkarmak gerçekten ve babalar kesinlikle annelere göre daha iyi yaparlar diye düşünüyorum. Ya da başka hani babanın daha iyi yapabileceği, anneye destek olabileceği şeyler var. Ama bazen annelerimiz birazcık çok titizlenebiliyorlar ve babaya teslim etmek ya da babaya güvenme konusunda hani biraz zorlanabiliyorlar. Eleştirel olabiliyorlar. Mesela niye öyle tuttun, niye böyle yaptın, niye işte yatırdın, niye yan yatırdın, niye işte o sırada televizyona baktım falan gibi. Burada babalara biraz güvenip biraz fırsat vermek gerekiyor. Sürece dahil etmek gerekiyor ve annelerin de paylaşmaları çok önemli. Neler yaşadıklarını, onlar için neyin zor olduğunu, nasıl bir desteğe ihtiyaç olduklarını suçlamadan, eleştirmeden, kendi yaşadıklarını anlatarak anlattıklarında babalarımızın çoğunluğu anlayabiliyor. Hepsi değil tabii ki. Ama hani bu babanın sizin sevdiğiniz, birlikte hayatınızı sürdürmeye karar verdiğiniz bir insan olduğunu ve birlikte bir çocuk yapmaya karar verdiğiniz bir insan olduğunu düşünürsek, size yardım etmek, bebeğinin daha sağlıklı olması için elinden geleni yapma konusunda da çaba sarf edeceğini düşünüyorum. Yani babayı dışlayıcı, babayı eleştirici bir yaklaşımdansa sürece dahil edici bir yaklaşım. Ama tabii ki onun yapabildikleri ölçüsünde. Annenin çok iyi yaptığı şeyleri anne yapsın, babanın daha iyi yaptığı şeyleri de baba yapsın bence. Tam anlatabildim mi bilmiyorum, hani soruya cevap olabildim mi?
Evet hocam, çok teşekkür ederiz. Baba ile ilgili kısmını aslında biraz Hüseyin hocamda da değinmiş olacağız süreç içerisinde. Teşekkür ederiz. Bir takım geri bildirimlerden de şöyle şeyler var, onları da paylaşmak isterim. Seher Hanım var Almanya'dan, ebe ve ebe olarak Almanya'da çalışıyor. Ve süreç içerisinde annelerimizin hep yanında olduğunu, onları yönlendirdiğini ve ilgili anketleri, ölçekleri onları uygulayarak, yönlendirmeleri yaparak yardımcı olduğunu dile getirmiş. Bu bağlamda size saygı ve sevgilerini iletiyor. Sadece depresyonla ilgili bir kabul süreçlerinde sıkıntıların olduğunu ve bu bağlamda üzüntüsünü dile getirmiş Seher Hanım. Ebelikle ilgili bizim Üsküdar Üniversitesi hocalarımızdan Tuğba hocamızın da dile getirdiği bir şey. Her zaman buradayız. Özellikle gebe okullarında aktif olarak yanınızdayız demiş hocam. Nazım hocam. Dinliyorum İdil. Tamam. Bir de Doktor Zafer Atasoy Çanakkale'den çok yararlandığını ve yeniden bilgiler edindiğini söyleyerek teşekkürlerini iletmiş hocam. Biz teşekkür ediyoruz katıldıkları için ve paylaştıkları için bu duygularını. Peki hocam. O zaman size çok teşekkür ederiz.